Merhaba ben Giray Kaçer kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Ertuğrul Doğan'ın başkanın çok önemli açıklamaları vardı. Objektif bir şekilde dobra dobra konuştu arkadaşlar. Transfer şeklinden tutun. E, sponsorluğa, sponsorluktan forma tanıtımına e, gene tabii şampiyonluk belgeseline çok önemli detaylar verdi. Elimden geldiğince sizlere bu Açıklamaları yorumlamaya çalışacağım Belki takip etmişsinizdir Tabi transfer bekliyorsunuz Ben sizlere daha bu sabah Bakın bundan önceki videomu lütfen izlemeyenler dönüp izlesinler Orada sizlere bonservis anlamında Ertuğrul Başkan'ın yakın çevresine Biz bu kadar bonservisler veremeyiz Dediğini sizlere söyledim Bugün Başkan çıktı ve bu konuşmayı yaptı Biliyorsunuz Hırvat basınında işte Orsic, ile alakalı bir yalanlama yapılmıştı. Bugün başkan çıktı Orsic ve Petkovic transferini gene doğruladı. Bugün başkan gerçekten çok güzel bir röportaj verdi. Borcundan tutun her şeyi çatır 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 söyledi arkadaşlar. Tabi e, şimdi bu konular gelmeden önce Mupenza konusu vardı biliyorsunuz. Mupenza anlaştı arkadaşlar biliyorsunuz Gabonlu oyuncu Hatay Spor'da oynamıştı. Amerika'dan ee, e, FC Cincinnati diye bir takıma anlaşmış bu penze. Onun altını çizmek istiyorum. Bazı arkadaşlarımız mesaj atmışlar bize bugün. Ee, tabii şimdi e, Trabzonspor'umuzun şampiyonluk belgeseliyle alakalı gerçekten 3 aydan beri çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Az kaldı yayınlayacağız dedi ve çok iddialı bir açıklamada daha bulundu Ertuğrul Doğan. 24 Haziran'da Forma lansmanı yapacağız dedi Ve bu forma lansmanı dünyada eşi benzeri yok dedi Olmadı dedi ve Çok iddialı bir açıklama yaptı Forma ile alakalı Gerçekten herkesin heyecanlandığını düşünüyorum Ben kendi adıma çok heyecanlandım En az transfer kadar önemli gerçekten Nasıl bir lansman olacak Ben de çok merak ediyorum Altyapı konusuna değindi gene Ertuğrul Doğan Tabi altyapı konusunda Yabancı bir Firmayla ortak çalışmaya başladık dedi. Bu firma ile Türkiye Futbol Federasyonu daha sonra işbirliği yaptı. Temmuz sonunda bu firmanın bize hazırladığı organizasyonu kulüp bünyesinde idrak etmeye başlayacağız demiş. Yani bir yabancı firmayla zaten Abdu, e, Abdullah Avcı ile beraber çalışmaya başlamıştık. Belçikalı bir ekip gelmişti benim bildiğim kadarıyla. Yabancı bir firmayla çalışmalar yapılmıştı. Tabii bu yabancı firma e, hani devam edilecek mi yoksa devam edilmeyecek mi bilmiyoruz. O firma mı bu? Onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Firmanın adını vermemiş. Şu an benim aldığım notlarımda gözükmüyor. Ama altyapı çok önemlidir. Transferin hani e, ne kadar önemli olduğuna vurgu yapsak da doğru transferin altyapıdaki yapılanma da bir o kadar önemlidir. Altyapıdan çıkartacağım bir oyuncu işte Ahmet Can Kaplan'ı çıkarttın 10 milyon euro. Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı 10 milyon euroydu. Şu an 10 milyon euro bir oyuncu satamıyorsun bakın arkadaşlar. Elinde o kadar önemli oyuncu var. Bir 10 milyon euroyu getirecek bir oyuncu şu an için. İşte bakıyoruz Trazegi'den bekliyoruz. Bakasetas'tan bekliyoruz. 30 tane yıldız adayım var. Yıldızım var daha doğrusu. Ama gelinen noktada para getirtemiyorlar, getiremiyorlar. İsteyen takım çıkmıyor. Bu da önemli bir detay. Altyapıyla alakalı çalışmalar devam ediyor. Bielistan'ın da altyapıyla alakalı şunu söylediğini söyleyebilirim. Hani altyapıdan her gün 4 tane oyuncu getireceğim. Çalışmaya katılacaklar. Daha sonra diğer 4 tane oyuncuyu katacağız. Kampa genç oyuncuları götüreceğim diyor. Altyapıya önem veren bir görüş konuşması var. Genç kardeşlerimizin birçoğunu oynattı. 3-4 tanesini ilk defa forma şansı verdi. 1 dakika 5 dakika Giydirdi mi? Giydirdi abi. O çocuklar için o kadar önemlidir ki onlara özgüven verir, değer katar, onlara hedefler için bir ışık olur. Aynı yollardan ben de geçtim. Gençler Birliği'nde bir kampa giderdik. Ben Gençler Birliği at yapısında yetiştim. Bir kampa giderdik, bir hazırlık maçına soksa bizi can atardık. Ne kadar önemli olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bir yerlisi bunu oyunculara veriyor, genç kardeşlerimize veriyor. Forma adaletini sağlayacak bir otoritesi olduğunu bütün herkes görüyor arkadaşlar. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabi bir diğer detayımız da şu anda futbol takımımızın bütçesini 25.5 milyon euroya düşürdük diyor. Tabi yapılacak transferler yeni maaşlarıyla 25 milyon altına e, daha düşebiliriz diyor. Tabi yeni transferler gidecek oyuncular var. Mesela Maxi Gomez'den ayrılmayı bekliyoruz. Trazegue, Mark Batra, işte Dance filmi Batra mı? İşte e, orta sahadan bir sürpriz olabilir mi? Bakasetası satabilir miyiz? İşte e, her an bir e, oyuncudan e, transfer teklifi gelip onu satılabilir iyi bir para geldiği takdirde. Tabi gelen bonservisler gidenler gelenler olacak. Bu saatten sonra bakın sabahki videomda çok e, vurgu yaptım buna. Ve Ertuğrul Dağ'ın da bunu söyledi. Şimdi 25,5 milyon euroluk bir bon servisin altına daha da düşebileceksek 25 milyonun altına demek ki bizim buradan göndereceğiz. Gönderdiğimiz bon servisinden kazandığımız oyuncuların yerine getireceğimiz oyunculara ciddi anlamda bir bon servis ödenmeden daha çok elinde sözleşmesi olanları, bon servisi olanları daha doğrusu getirmeyi planladığımızı söylemek istiyorum. Burada da zaten Ertuğrul da altını çiziyor arkadaşlar. Bu da benim için bizim için önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Tabi e, Trezege ve Bakasetas sorusu geldi. Trezege ve Bakasetas'la alakalı hoca başkan değerlendirmesini yaptı. Oyunculara resmen gelen bir teklif yok dedi. Ama e, Arap basınında El Hali takımının özellikle 10 milyon euroya yakın bir saniye. Çok sıcak bugün acaba bir nem var. Antalya'dayız. E, <laughs> devam ediyorum. Trezeguet El Hali takımından 10 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli istendiği ve bunu El Hali takımının karşılama, karşılamaya hazır olduğu alakalı Arap basında bir haber çıkmış. Tabi Trezeguet ile alakalı böyle bir haber var. Ama resmi bir teklif henüz gelmediği söyleniyor. Bu haberi de internette gördüm karşıma çıktı. E, Arabistan'ın en önemli gazetecilerinden bir tanesi yapmış arkadaşlar. Onun için doğruluk payı biraz yüksek gibi gözüküyor. Şimdi e, bu çok önemli bir detay. Bakın Marek Amşik gitti. Biz Marek Amşik'in yerine lider bir oyuncu arıyoruz. Özellikle... Mar baş ben sizlere Roberto Pereira'yı söylemiştim. Hatırlayın. O isim menajer tavsiyesiydi ama ondan önce bir isim daha var arkadaşlar. Roberto Pereira hamlesi duruyor. Temaslar devam ediyor. Bir yoklama yapıldı ama ondan önce bir isim daha olduğu söyleniyor. Bu isim tabii ki de ben bilmiyorum ama başkan 32 yaş ve üzeri futbolcu düşünmüyoruz. Lakin hamşik gibi karakterli bir futbolcu bulursak istisnai bir durum olabilir dedi. Bu yıldız bir oyuncu anlamına geliyor ve başkan zaten bunu vurgulamıştı daha önce de. Biz yıldız bir oyuncu getirebiliriz demiş. Nitekim böyle bir detay var. Burada bir yıldız adayı bekliyorum ben. Takıma abilik yapacak, kaptanlık yapacak, liderlik yapacak bir oyuncu bekliyoruz arkadaşlar. Bu önemli bir detay. Tabi hani e, 32 yaş ve üzeri diyor. Yani getireceğiz. Burada 1-2 sene oynayacak. 1-2 sene içerisinde takımıza ciddi anlamda katkı sağlayacak bir oyuncu bekliyoruz. Marikamşık etkisi yapacak bir oyuncu bekliyoruz. Roberta Pereira ben e, gelirse yapar diyorum arkadaşlar. Bunu da sizlere söylemiş bulunalım. Tabi bir diğer detayımız da yıllık 3,5-4 milyon euro maliyetli transfer yapmayacağız dedi. Burada tabii ki de Petko için Orçiş transferini konuştu hoca, şey başkanımız. Şimdi birine 4, birine 4 istiyorlar. Hiçbir şekilde düşmüyorlar. Başkanımız da buradan bir gönderme yaptı. Bunu şimdi Hırvat basını da alacak. Trabzonspor'un başkanı Orçiş'i ve Petko'yu kullandı diyecek. Şu an onlar da zaten kanallarında yayınlarını yapıyorlardır başkanımızın direkt, direkt birinci ağzındandı. Hırvatların iddiası Türk basınında biliyorsunuz işte uydurma haberler yapıyorlar. Böyle bir şey yok demişlerdi ama Ertuğrul Doğan bugün böyle bir şey olduğunu söyledi. Ve biz vermeyeceğiz abi bon servis dedi. Çıkamayız dedi bu paraları dedi. Restini çekti. Başkan göndermeyi yaptı. Rajonu koydu ortaya. Bundan sonrası onlarda. Çünkü ile ilgilendiğimiz bir oyuncu kendisi için söylenen rakamlar Trabzonspor vermeyecek 4 milyon euro diyor başkan. Tabi burada hocaya da bir gönderme var aslında. Hocam bon servisleri var. Biz bu paraları vermeyiz. Hocaya demiştir. Burada da basın önünde konuşmuştur. Şimdi hocaya demeden, şimdi hoca transfer istedi. Orsic'i getir dedi, Petkoç'u getir dedi. Sen Orsic ve Petkoç'la görüşüyorsun ama gelinen noktada çıkıp da televizyonda bunu söylersen hocaya söylemeden sıkıntı olur. Hoca der ki ya sen bana alacağım diyorsun, televizyonda almayacağım diyorsun. Parayı vermem diyorsun, nasıl olacak bu der. Hocayla arasında mutlaka konuşulmuştu. Ben Bielistan'ın kulübümüzün durumunu, şartlarını bilerek geldiğini biliyoruz. düş Ve bunun içinde de takım, takımımızı çok sıkıntıya sokacak bir pozisyonda olacağını düşünmüyorum. Onun için de saygı duyacağını tahmin ediyorum bu durumda. Bon servis e, vermeye niyet, niyetsiz adam değilim. Bon servis 2 milyon olabilir ama maaş 300-400 bindir. Yıllık 200 binden 1 milyona bon servis veririz. Ortalamasının toplamı önemli. Rakamları aşağı çekmesi gerekiyor. Biraz burayı anlamadım karışık. Yıllık 3,5-4 milyon euro maliyetlerle transfer yapmayacağız. Türkiye'de hiçbir kulüpte bunu yapmayacağız demiş. Türkiye'de de yapmayacağız demiş. Hani e, kuru sabitlemesi mümkün değil. Euro'daki artış da doğru planlamak gerekiyor. Maaşın ödeyemediğin oyuncudan verim almak mümkün değil diyor başkan. Tabi bunu bu sene biz net bir şekilde gördük. Oyuncular maaşlarını alamadığı zamanında ihtarlar çekti. Kafalar başka yerlere kaydı ve transferde ciddi problemler yaşadık. O, pardon oyun anlamında ciddi problemler yaşadık. Ya Şimdi arkadaşlar şöyle düşünmenizi istiyorum. Adam Brezilya'dan. Adam Afrika'dan, adam bilmem nereden geliyor Trabzonspor takımıza. Dünya yol kat ediyor. Ailesini bırakıyor, sevgili sevgilisini bırakıyor, eşini bırakıyor, dostunu bırakıyor, çocuklarını bırakıyor. Bizim kaşımızda, gözümüzde Trabzonsporumuzun tarihine gelmiyor bu adamlar. Evet Trabzonsporumuzun tarihi çok önemli bir yeri var ama sen paranı vermezsen adam arkadaşlar oynamaz. Adam senin benim gibi düşünmez. Yabancı oyuncular her zaman parasını aldığı yerde oynar, parasını aldığı yerde mutludur. Şu an eskiden bizim zamanımızda 3 tane, 4 tane, 5 tane yabancı vardı. Şimdi baktığımız zaman 14 tane yabancı var. Güçlüler abi. Yabancı oyuncu güçlü. İyi bir sözleşme yapıyorlar FIFA'dan arkalarında bir hafta içinde almazsan çek ihtarını baba diyor. Ben senin arkandayım diyor. Ya şimdi biz önceden 3 tane yabancı idare edebiliyorduk abi. Ne yapıyorsunuz diyorduk. Çekin kenara. Çekiyorduk kenara yabancıyla konuşuyorduk. Anlatıyorduk. Şöyle olacak böyle olacak. Hoca çekiyordu. Ama şimdi abi 14 tane adam organize olduğu yerde sen sıkıntı. Bakın arkadaşlar 14 tane yabancı. 5-6 tane gurbetçi. 3-4 tane de senin yerli oyuncun diyelim. Gurbetçiler de tamam Türk ama senin 3-4 tane yerli oyuncun var. Gurbetçinin de kafası farklı oluyor. E şimdi gelinen noktada böyle yerde sen oyuncuyu nasıl oynatacaksın? Başkan burada tespiti doğru. Zaten bu tespit yapmakta bir şey yok. Bunu herkes biliyor. Parasını almadı. Sen iş yerindesin. E, ofiste çalışıyorsun. İki ay maaşını vermiyor patronun. Prim üzerinden çalışıyorsun maaş artı. Primini beş aydır yatırmıyor. Sen o zaman orada bir mırın kırın edersin. Bir iştahın kaçar. Futbolda böyledir. Abi bu adamlar milyonluk adamlar. İşte çok zengin adamlar. Evet futbolcular. Hepsi ayrı ayrı iş adam olarak düşünmek lazım. Zengin insanlar. Bunları bir arada tutabilmek ayrı bir başarıdır. Ama sen patronsan orada bu oyuncuları bir arada tutamazsan o zaman sen patronluk yapamazsın. Sen o zaman ipleri verirsin. Bu oyuncu grubu seni çatır çatır parçalar. Sen parçalanmak istemiyorsan bir gibi yumruğunu vuracaksın. Geldi abi idmanları çifte çıkarttı. son sezon sonu. Dorukhan'ı getirdi. Bakın maçta iki tane maç oynattı. Takımdaki antrenman metodunu değiştirdi. Oyuncuların üzerinde bir baskı kurdu. Sistemi taktiği değiştirdi. Ben buraya geldiğim zaman diyor bir Bugün transferi yarına bırakalım. Çok fazla konuşmayalım. Videomuz uzadı. Ben diyor bir, e, geldiğimde çok fazla aksiyon yer vardı. Çok fazla sıkıntı vardı takım için. Antrenmanlarda, tempoda. Yani gerçekten bakıyoruz üç gün biri çıkmıyordu, 5 gün biri çıkmıyordu, 5 gün izin yapılıyordu. Ortada bir Karambol vardı. Herkes kafasına göre hareket ediyordu. E şimdi geldiğinden noktada bir teknik direktörün parmağı değdi, eli değdi. Elinde sihirli değnek yok ama değdiğini net bir şekilde gördük. Gelecek sene planlamasında doğru yaparsa ben teknik direktör bir eliste güveniyorum arkadaşlar. İnşallah doğru bir planlama yapar ve bu işin üstesinden geliriz. Trezeguet'in gidişine Trabzonspor takımının izin verdiğini ve Trabzonspor'umuza 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı aylarını söylemiş. Mısırlı gazeteci Ahmet Şohobier diye bir isim. Ahmet S H O B I E R diye yazılıyor arkadaşlar. Ee, araştırabilirsiniz. İnternette karşıma çıktı bu da benim. Ertuğrul Doğan açıklamaları bu şekildeydi. Marek ayarında bir isim geleceğinin bir iddiası var. Önemli bir iddia pardon. Marek Hamşik ayarında bir ismin geleceğinin bir iddiası var. Ee, bence böyle bir isim aranıyor ve aranması da gerekiyor. Ben çektiğim videolarda daha gündemde yokken de sizlere söylemiştim. Az çok öngörü yapabiliyorum. Bizim takımımızda lider ee, yıldız, güven verebilecek, iki yönlü oynayabilecek bir orta sayı oyuncu lazım. Bu genç bir isimle çözülmez bu eksiklik. Bu eksiklik farklı bir eksiklik. Karakter eksikliği burada. O tarz bir karaktere ihtiyacımız var bakın. Bakın Mertens'i getirdiler Galatasaray takımı. Ee, çok ciddi anlamda iş yaptılar. Torore'yi koydular. işte Icardi'ye Bu tarz yıldız oyuncuları koyman lazım. Senin yarıştığın rakiplerin Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu tarz yıldız oyuncularla oynarken sen maliyeti düşük, bonservisi düşük, Korbelisi getirdin gibi böyle 3-4 tane de adam alırsan sen bu yarışta problem yaşarsın. Sen ben üçüncülüğe dördüncülüğe oynuyorum dersin. Ben şampiyonun en büyük adayı değilim dersin. Psikolojik üstünlük de var. Bu da çok önemlidir. Onun altını çizmek istiyorum. Psikolojik üstünlüğü alabilmek için şampiyonlukta e, ben de varım demek için kadroda birazcık e, yıldız oyuncu serpmen gerekiyor. Kadroda şöyle sahaya çıktığın zaman baba oyuncularını koyman gerekiyor. Tabi Maxi Gomez gidecek mi? Onun yerine kim gelecek? Petkovic, Orçiz transferleri nasıl hale alacak? Hepsini göreceğiz. Transferde baya bir işimiz var gibi gözüküyor. Başkan açıklamaları çok beğendim. E, forma lansmanı çok merak ediyorum. Artı forma lansmanı artı e, tabi bir sponsor olacak ve sponsorla baya bir ödenebilir hale getireceğiz diyor. Bu sponsorun Türk Telekom olduğunu iddiaları gene çıktı. Tekrardan Türk Telekom olacağı söyleniyor. Bakalım anlaşma nasıl olacak? Hakkımız ayrısı olsun arkadaşlar. Videoyu çok fazla uzatmayayım. Transfer bile konuşmadık daha yoksa birkaç tane isim koyacaktım. Mesela e, hani stopere, orta sahaya, santofor isimler var. Yeni isimler var. Özellikle Hırvat basınında gene bir isim ön plana çıkartıldı. Ben izledim aslında oyuncuyu çok beğenmedim ama yarın sabah bu detayları veya öğle, öğlene doğru ya bugün buradaki son günüm. Yarın inşallah tekrardan evimize döneceğiz. Bakalım elimden geldiğince videoyla karşınıza geliriz yeni bir videoyla. Videomun sonuna kadar gelen herkese sonsuz teşekkürler. Kemik sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.